Ya şimdi biz Bastonspor'un nasıl bir top oynadığını biliyorduk az. 3 aşağı 5 yukarı. Kapalı bir blok halinde top oynuyorlar. Bizim çocuklar da biraz böyle karşı takımın, buradan ismini bilmiyorum, kalecisini gerçekten tebrik ediyorum. Yaklaşık 30'a yakın, %100 diyebileceğim top çıkarttı. Gerçekten kendisini tebrik ediyorum. Bastonspor böyle bir kaleciye sahip olduğu için gerçekten çok şanslı. Kaleci bizi bitirdi açıkçası. Yani bayağı bizi zorladı, panik olduk biraz atamayınca. Peşinden kötü bir gol yedik. Sonra penaltıdan bir tane de hata yaptık kendi hatamızdan. Takım arkadaşlarım da bugün biraz golleri kaçırınca biraz stres oldular. Onlar da birbirleriyle ufak tefek tartışmalar yaşadılar. Neyse ki Allah'ın izniyle, tecrübemizle devre arasında konuşarak maçı kazanmayı bildik. Ama tekrardan Bastonspor'u tebrik ediyorum. Kendine yakışan çok güzel bir futbol oynadı. Hepsinin ayağına yüreğine sağlık. Peki sana göre maçın en iyisi kimdi? Bana göre maçın en iyisi, tabii bütün arkadaşlarım çok iyiydi ama ben bugün Tolunay Güven'i çok beğendim. Hani gerçekten Tolunay gibi oynadı. Ayağına yüreğine sağlık. Peki öyleyse. İlerleyen haftalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Hani bildiğiniz üzere yarı finaller yaklaşıyor. Şimdi bugün buraya 6 tane eksikle geldik. İnşallah önümüzdeki hafta bu eksikleri gidermeye çalışacağız. Tam kadro olarak gitmeye çalışacağız yarı finale. Bugün dediğim gibi 6 eksikle geldik ama bayağı kazanmasını bildik. Bütün oyuncularımın yüreğine sağlık. Peki öyleyse. Biz de sizlere bu yolda başarılar diliyoruz. Çok